Ersan Şen'e Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı ucuz kahramanlık sözünü sormuştum. Onun cevabını alacağız. Bir soru daha ekleyeyim hocam. Dünkü Saraçhane buluşması, o gösteri altı liderin. Size ne söyledi? Oradan kim galip çıktı acaba? Dinlediniz mi bilmiyorum konuşmaları ama. Yani ilk günü değil. Oradan altı, yok, altılı dün, masa galip dünkü çıktı. Yani kim derken? Liderlerden kim mi? Evet evet, liderlerin çünkü farklı konuşmaları oldu. Mesela Akşener. Akşener altılı galip masa galip çıktı hocam. Sahnenin şimdi galibi Akşener. Siz öyle diyorsunuz. Sayın Babacan'ın bir takım konuşmaları oldu. İlginç. Evet. Demirtaş'a bir mesaj gönderdi. Çok alkışlandı mesela. Evet. Onun da galip çıktığını söyleyenler var. Akşener ve İmamoğlu. Kesin ve net galibi. Evet, Ersan hocam ne düşünüyor? Şimdi bir defa benim söylediğim gayet net. Kimseyi doğrudan hedef almadım. Dedim ki ucuz kahramanlığa gerek yok. Sonucunu bekle. Süreç devam ediyor. İşine bak. İstanbul senden hizmet bekliyor. 2022 yılı bitiyor. Ortada açılacak 2 metro var. Bir Dudullu Bostancı, ona tarih verildi Allah'tan. Diğeri net değil, Fulya Mecidiyeköy hattı. Yani bunları boş ver, bırak. Yani hizmetinle konuş, hizmetinle anıl. Ki benim Sayın İmamoğlu ile ilgili ki beklenti çok yüksek, rüzgarı çok fazla. O dönemde Albenisi hat safhadaydı ama bu 3 yıllık dönem veya 3,5 yıllık dönem tam ne kadar olduysa seçildiği andan itibaren bence bu anlamda yeterince kendisini gösteremedi. Eğer üretmişse de, hizmet etmişse de biz bunları göremedik. Bunların en başında metroları açamadı. Ben dedim ki gayet net söylüyorum ki insanların alınganlığını da anlamak mümkün değil. Çok alınganlar. Bizim herhalde onların istediği gibi düşünmemizi bizden bekliyorlar. Ezberletilmişler var kafalarında. Onların yaşanmasını ve söylenmesini istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Ben doğru görmüyorum. Ben Sayın İmamoğlu'nun hakkında açılan davayı da yargılanması da sonucunu da doğru görmüyorum. Ama bu sonuçtan biraz önce tartışma o yönde cereyan etti. Haklı olarak bu taraftan da soru geldi Faruk Bey dedi. Kardeşim tamam da kendi kendine mi sebebiyet verdi? Siz sonuçları konuşuyorsunuz. Sebebiyetlere baktığınızda evet şu anda bir sıkıntı var. Yargıyla ilgili meselede özellikle hakim değişikliği sıkıntılı. Bunu herkes konuşuyor. Ha, verilen karar denetlenecek. Önce istinaf kanun yolunda ardındayız. Temiz kanunu da beğenmeyen taraf götürür. Savcı istinafa götürür. Ne işte daha mı fazla ceza istiyor? Bilemeyiz ki müneccim değiliz. Ama niye yargının bağımsızlığına, yargı bağımsızlığına yani şimdi şöyle sıkıntı var diyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim size. Yargıyı, evet. Ya ben şu, yeri gelmişken şunu da bir cümle söyleyeyim. Sorunuza devam edeceğim. Evet. Ya bu ülkede idare mahkemesinin verdiği kararlar, yürütmenin durdurulması kararlarını uygulamıyorlar ya. Bu yargı bu dönemde yaşadığı kadar hallaş pamuğu gibi atılmadı. En ağır dönemini hocam yaşıyor. Dönüp dolaşıp yargıya geliyorsunuz. Geliyorum, niye geliyorsun? Kürşat Bey şunu sormamız bütün gerekmiyor bakın, mu? Yargı bakın, diyor, şöyle yukarıdaki acıyorum. Üst mahkemeler de yargı. Yani ona niye güveniyor? Ağlanacak bir şekilde. Ben ona da güvenilmemesi gerekiyor. Ağlanacak bir şekilde. Yani acıda mutsuz şu. Bizler de vatandaşlarız. Sokakta böyle yargı milletin olmuş oyuncağı istediği gibi top çevireceğini zannediyor. Biz bu hale getirmişiz ve bunlardan da medet umuyoruz. Senin bu söylediklerini Ekrem İmamoğlu söyleyince bu sefer bakın, şöyle söyleyeyim diyorsun size. Faruk Bey bunu A'dan Z'ye yanlış konuşuyor. Hayır şunu dedi. Ya olur mu ya? Yargıyla ilgili ya, çok yanlış söylediklerini. Bu ağır konuşuyor. Ya bu söylediklerini yakışmıyor. Ya bu söylediklerini Ekrem İmamoğlu da söyleyince niçin o şov yapmış? Onu anlamadım. Şimdi evet hocam. Bakın. Benim çıkardığım yani o sözü söylerken senin buna ihtiyacın yok. Bu ucuz kahramanlığa gerek yok. Ben burada bir nitelendirmede bulundum. Yani kimseye bu mitingleri mi diyorsunuz? Hayır, elbette canım. Yani bunu oturup da çağırayım Saraçhane'ye. Saraçhane'de ben bir gövde gösterisi yapayım. Ya bitmemiş yargı bir bekle. Daha devam ediyor. İstinaf var bunun. Temizliği var bunun. O ne arada oluyor? Çağırdı insanları Saraçhane'ye. Anlamıyorum ki. Az önce yargıyla ilgili hizmet bütün cümleleri öne çıkacağını söylediniz. Benim üzüldüğüm şu. Siz hizmetlerinizi öne çıkacaksınız. Ama hiçbir şey yapılmadı. Hiç zaten var. Hocam. Sizi yargının verdiği bir karar. Eğer Cumhurbaşkanı aday yapacaksa yapmasın kardeşim. Öyle bir şey olmaz.
Ama muhalefetin bunun kendi çok normal değil mi? Ya bana diyor ki bugün iyi değil diyor. Bakın ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Arkadaşlar, olur mu? Arkadaşlar bu ülkede bu kadar siyasetçiler dertleniyorsa belediye başkanı olduğu için değil. Bu ülkede şöyle söyleyeyim. Aday adayı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'na bugün naaşı kaldırılan komando üsteğmen Tunağan Yavuz hayatını kaybetti, şehit oldu. Hangi siyasetçi bu kadar dertlenip de gidip onun cenazesine katılıp da o genç sizin için, bizim için, hepimiz için canını verdi ya. Allah hep kendi dertlerine düşmüşler ya. Allah ben buna dertleniyorum ya. Bu nedir ya? Bu pay kapma, bu kadar linç etme. Yani sen yargıya karşı bu insanları oraya toplayıp neyin gövde gösterisini yapıyorsun? Kime karşı yapıyorsun? Nedir bu ya? Niye siz bunu? Arkadaş bu neticede ya dönüp dolaşıp ucu yargıya dokunan yani. Bir acayip süreç şey değil mi ya bu? Şimdi söylenen şu. Deniyor ki kardeşim farklı. Ya kardeşim bak söylüyorum. Bence baştan aşağı elimde güç yok. Elimde imkan gibi olsa şu yargı mensuplarına zerre kalem dokundurtmam. Geldi beni geç o zaman. Ama böyle geçinir işte. Sizin de ağzınıza sakız olurlar. Ne sakızı ya? Öyle oluyor. Yani ya senin o dediğin kuvvetler ayrılır diyorsun, onu diyorsun, bunu diyorsun, yargı mensuplarının düşürüldüğü duruma bak ya. Memurdan daha aşağılar ya. Klasik bir memurdan daha aşağılar. Yani bu durum en çok emir demir midir yani? Emir altındaki onlar kullar mı? Şu andaki konumuz bu ya değil kardeşim, ki. Kardeşim öyleye hocam, gidiyorsun. Söylediğin sözler bu. Hayır, vardığı yer bak, bu. Vardığı yer bu. Söyleyeyim ben sana. Sen diyorsun ki bu bir oyun, bu bir plan. Bu plandan kimler yararlanır, kimler yararlanır? Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu kabul ediyorsun. Birinci mahkemenin verdiği kararın yanlış olduğunu kabul ediyorsun. Adam da çıkmış demiş ki ya ben mağdur ediliyorum demiş. Orada toplanmış. Peki bak bundan arkadaş, sonra diyor herkes duysun. O zaman yargı bu kadar sıkıntılıysa bu adamın kendini arkadaş, ifade etme hakkı yok mu? Arkadaş bak nasıl olacak yani? Benim buyurun. Sayın İmamoğlu takıntım yok. Taktım yok. Kıskandım yok. Umurumda değil. Ben niye kıskanacağım? Söylüyor millet. Öyle bir şey yok. Onun kulvarı ayrı, benim kulvarım ayrı. Onun siyasi görüşü ayrı, benim siyasi görüşüm ayrı. Farklı gidiyoruz. Farklı kulvarlarda insanlarız. Benim ancak söylediğim şu. Siz seçildiniz değil mi? Nereye adaysınız? İstanbul ilini yönetmeye 16 milyon dediğiniz bu memleketin sorunlarını daha öncekilerden daha iyi yönetmeye adaysınız. İnsanlar bu nedenle sizi seçip umut olarak görüp oy verdiler. Siz ne yaptınız? Polemiğe girmeden ama polemiğe girdin. Yemin ettin geldin başkansın yeni kapıda bir önceki yönetim zamanındaki arabaları yan yana dizip gösterini yaptın. Sonra ne oldu? Ardı ne oldu? Hayır Ersan Hoca'nın niye son verdin Ersan bunu? Hoca'nın İmamoğlu'yla şey ilgili arkadaşlar, ciddi bir ajandası arkadaşlar, var. Bambaşka şey şeyler söylüyor şu lütfen anda. Bir sözümü kesmez misin? Bugün kafan çok dağınık senin. Ya hocam şu söylediğin 10 tane biraz önce söylediğin sözler yenilir yutulur değil bunu unutmayacağız. Beşi öbürüyle çelişkili bak, ya, böyle şey olur mu ya? Bunu unutmayacağız. Böyle şey bu sözleri unutmayacağız. Böyle şey öyle olur mu ya? Yargı mensupları kimsenin emiri değil. Kim dedi yargı mensupları emiri? Öyle konuşuyorsun. Biraz önce söylediğin sözler bu. Yargı mensupları oturmuş, yargı, orada Cumhurbaşkanı'ndan bakanlar, yok diyor. Hakim savcılar kurulundan niye toplandın kardeşim, oraya? Bu bizim kanayan yaramız. Yargı bağımsızlığı yok diyorsun o zaman. Kardeşim yok diyorsun. Kardeşim bu bizim kanayan yaramız. Türkiye'de yargının ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Bir sosyal konuşmana hak ya yargı bağımsızlığı yok diyen sensin. Kardeşim. Orada ben niye toplandın diyen de sensin. Bu ülkede, ben anlamadım bu ülkede yargının sorunlarını ortaya koyuyorum. Yine de diyorum ne olursa olsun sonuna kadar bu insanlara biz kuvvetler ayrılık adına bir gün adaletin hepimize lazım olacağı gösteri adına yapma hakkı yok bunları kaybetmeden, oradan bakalım. Bunları kaybetmeden, hukuk devleti kimliğini kaybetmeden konuşuyoruz. Tamam. Lafımızı ona göre esirgiyoruz. Tamam. Lafımızı ona göre burada seçiyoruz. Bunu herkes aynı ama sen şunu söylüyorsun, diyorsun ki arkadaş bu karar kimin işine yaradı, kim verdi? Kimin işine yaradı? Oldu, oturdu savcı, hakim, başsavcı hepsi bir planın kumpası ya parçaları. Bunu kim öyle söylüyor? Siyasi olarak bu öyle kimin işine yaradı? Peki, bunu soruyoruz ya. Ben bir müsaade edersin. Hayır ya ben böyle çelişki söylemek bu kadar çelişki olur mu ya? Benim söylediğim. Geleceğim hocam. Benim söylediğim. Bununla bütünlüğü bozulmasın şimdi, diye söylüyorum. Arkadaş bak. Yani ben söyledim. Yok ya böyle bir şey mu? Sizin birazcık uzun küçük, da tuttuk. Küçük bir şey söylemek istiyorum da. Yani Ersan Bey çok saygın dinliyorum ben de. Çok beğendiğim birisi. Fakat şu anki sözlerine katılmıyorum.
Bakın Türkiye, Norveç, İsveç değildir. Hukukun nasıl şekillendiğini yakın tarihte gördük. Ergenekon, Balyoz davalarında hakim ve savcıların nasıl kararlar aldığını gördük. Ve bugün de yargının doğru bir karar almadı. Hocamız yerine ben söyleyeyim. Bakın bilimsel müteakip bir şey eklemek istiyorum. Küçük bir şey eklemek istiyorum. Ben bir bakın, sorunuz olacak bu, diye düşündüm. Bu yargının düştüğü duruma karşı feveranını dile getiriyor hocam. Tamam, getiriyor değil mi? Bak, ama, getiriyor. Evet, toparlayalım artık bakın, yavaş yavaş. Yargının düştüğü duruma göre kimse alınmamını dile getirmiyor. Herkes fikirlerini söylüyor. Peki İmamoğlu da diyor ki burada sıkıntı var. Faruk'cum. Buyurun hocam. Buyurun. Hayır, ben karşı çıktığım nokta öğretmenlik mesleğinden gelmişim benim, hocam. Benim ifade ettiğim. Bakın o Ersan Bey diyor ki bir saniye Ersan Bey. Çok. Çok Ersan Bey mi? Bir saniye. Ama ona rağmen Bey, ona rağmen bir şey söyleyeceğim. Adalet dağıtmaya çalışıyor. Bakın evet, siz insanlar, diyorsunuz ki ya sen git işine bak, belediyede git hizmet yap diyorsunuz. Yani kardeşim yapmadı yok diyorum. Senin diyorsunuz. Ya Murat yapmadı nasıl diyorum ya. Yani bunu, yapmadı kardeşim. Hocam 150 bunu, günde 150 yapmadı ya. Bakın, ya anlatamadı kardeşim, bunu. Olmadı, tutmadı. Bak ben buraya yazmışım. Siz, sen İstanbul'u siz, senden bekliyor. Bu yargı kararıyla işte, iş yapmadan alakası, ne zaman alacaksın metniyi? Bu ayrı bir insanlar bunu bekliyor. Hayır, ya. Tamam iş şey yapıp yapmazsan ya, ayrı bir meseledir. Yapma ya. Siz yargıda 2022 bunu, yılında metroyu açamadın arkadaş. Bununla yargıyla hocam, ne alakası var hocam? Ya nasıl yargıyla? Benim yani, söylediğim başka bir şey. Ben diyorum ki bu işlere ucuz kahramanlığa girmeye gerek yok. Bu yargı kararı böyle oldu. Medet umma bir şeyin sonu değil. Bırak süreç bir ilerlesin. Hemen bundan bir ortam oluşturup da tamamen yani yargıya mı cep açıyorsun? Ne açıyorsun? Yargıya değil hükümeti. Ne açıyorsun? Hükümeti hocam. O zaman hükümeti, bu hükümet yargı mı demek? O zaman onu söylüyorsun protesto, sen. Yani bütün hakimler, bütün cumhuriyet savcıları şu anda Cumhurbaşkanlığının hükümetin emrindeyse bu millet yarın yargıya gitmesin ya. Adaleti başka yerlerde arasınlar. Yargını... Adaleti başka yerlerde arasınlar. Evet hocam. Peki, tamamlayalım artık. Tamamlayalım artık Selami hocama evet, geçelim. Şöyle söyleyeyim ben. Benim söylediğim şu. Arkadaş diyorum ki Sayın Erdoğan'la polemiğe girmek Sayın İmamoğlu'nun işi değil. O, dün de söylediğim oydu. Ben onu hedef almadım. Kendisine ucuz kahraman da demedim. Ucuz kahramanlığa gerek yok dedim. Lüzumlu değil. Sen hizmetlerini yap. Ben koyuyorum bak Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy metrosunu bitir. Beşiktaş'ta Sinanpaşa Camii önünde iskele arasında bir alt geçit yapmayı düşün. Bunları yap. İnsanların hayatlarını rahatlat. Belediye başkanının belediye kanununa göre, Büyükşehir Belediye Kanununa göre görevleri belli, yetkileri belli. Lanet olsun ya. Bunlarla gündeme gel. Bunlarla al benim olsun. Benim söylediğim bu. Söylediğimde ne tuhaflık var, ne acayiplik var, ne gariplik var. Ama hocam şimdi size, siyasi kahraman... Size, bakın bir şey söyleyeyim. Ankara yapıyor size, hocam? Size bir karar yapıyor, veriyor değil yapıyor mi? O da yapıyor, bu da yapıyor. Nasıl yapıyor dersiniz? Size bir karar veriyor değil mi? Siz de çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. İkinci gün bana şu söyleniyor şimdi biraz önce. Altılı masa kim güçlendi bunda? Bilmiyorum kim güçlendiyse güçlenmiş de birileri güçlenmiş. Göreceğiz bakalım ne kadar güçlenip güçlenmediklerini. O ayrı bir konu. Ama benim söylediğim şuydu. Yine de insanlar istediklerini yazar, istediklerini çizerler. Hiç kimsenin düşüncesi, açıklamalarına ben ket vuramam. Sözümün arkasındayım. Aynı. Benim söylediğim şuydu. Kardeşim sen mağdursun. Tamam anladım. Yoluna devam et. Bıkma, usanma. İstanbul'a hizmete devam et. Sen benimle değil, kiminle uğraşacaksın gidip? Tevfik Göksu'yla uğraşacaksın. Çatır çatır eleştiriyor seni. Ortaya koyun. Muhatabım değil diyerek işin içine çıkamaz. Böyle bir dünya yok. Yanlışsa yanlışını göster. Anlatamıyorsan çık anlat. Biz görelim. Metrolar çalışıyorsa, o metrolardaki o inen çıkan o efendim işte merdivenler çalışıyorsa, bir sorun yoksa, İETT'de sorun yoksa, şöyle çıkacaksın karşıma. Diyeceksin ki ben İstanbul'u 4 sene, 3 sene önce aldığım yerden buraya getirdim. Sen nereye getirdin diyeceksin. Ersin hocam, benim yani getirdiğim yer burası. Sen nereye getirdin? Şunu sormak istiyorum. Hizmetlerinle konuşacaksın. Benim söylediğim daha önce, bir, daha önce bundan nasıl çıkarıp da millet efendim işte yok burada AK Parti'ye efendim işte dayanışıyor, yok şuna dayanışıyor. Benim söylediğim sözü tekrar söylüyorum. Ben diyorum ki kardeşim burada polemiğe girmeye gerek yok. Bu bir hizmet yarışıdır. Belediye başkanısın. Görevini iyi yapıyorsan bunları anlat. Evet. Eğer bu metroları açıyorsan evet, aç. Peki. Biz bir heyecan yaşasın. İstanbul'u bir heyecan yaşasın. Hizmetlerine gündeme gel. Zaten millette albenim var. Gençlerde albenim var. Alıp senin bu yargı kararını ona buna ihtiyacın yok evet, ki senin ama, yolunu yürümeyi devam etmene. Ama şurada da objektif olmak lazım. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz. Bunca yıldır hiçbir belediye ben başkanı şey böyle bütün tamam akşam tamam, programlarında ben liste söyleyeyim, listede... Mercek altına şey tutulmadı. İlk kez böyle bir şey yaşadı. Bir mahkeme karar verdi değil mi? Bir mahkeme karar verdi değil mi? Şahibini buluyor arkadaşlar değil mi? Bir Allah kulu şu anda bu mahkemedeki hakimin rüşvet aldığını, başka bir şey aldığını emin belgesiyle somut ispat edebiliyor mu? Edemiyor. Edemez kimse. Beraat de verebilirdi.
Başka bir şey de verebilirdi. Peki sen ya nasıl buluyorsun kararı? Bir görelim Ersan hocam. Sen nasıl buluyorsun kararı? Bunu alıp da bu Ersan kadar yargı senin için karar nasıl bir karar olabilir diyorum ya. Ya sen kararı nasıl buluyorsun? Sen yanlış karar. Hatalı bir söyleyince niye söyledi, sen öyle söylemiyorsun. O zaman sen ispat et. Sen diyorsun ki kardeşim bu kimin işine yaradı? Bunu kim böyle yaptı? Kim böyle tartışmıyor muyuz sen, ya? Sen kardeşim sen hakimi ve oradaki yargı camiasını töhmet altında mı bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Benim aramdaki fark bu. Ya sen diyorsun ki karar yanlış. Sen bırakmıyorsun. 2023 bütçesi. Gerçekten bak. 325 kabul, 201 red oyunu kabul edildi. Kürşat Bey, Serap Hanım siz moderatörsünüz. Allah aşkına siz söyleyin. Şimdi Ersan Hoca karar yanlıştır deyince hakimi savcıyı töhmet altında bırakmıyor. Arkadaş, biz karar yanlıştır. Arkadaş tanıyorlar bunun için var. Böyle bir şey sen bilmiyorsun. Sen şimdi avukatsın diye. Faruk bu ülkede kanun yolları yanlış kararlardan dönülmesi için vardır. Tamam, sen herhalde bir insanın kasıtlı yani bir hakimin karar vermesiyle hatalı karar vermesini aynı görüyorsun. Yani. Bunu unut. Hocam, sen bugün istinafa yargıtaya gittiğinde kararlar bozulabilir. Çokça da karar bozulur. Kendisi hukukçu olduğu için belki içeriden eleştirileri kendinde ben hukukçuyum söyleyebilirim diyor sanıyorum hocam. Biz dışarıdan gelince belki daha farklı. Benim yorumum da şu vardı. Tekrar söylüyorum. Kimseyi doğrudan hedef alma niyetinde değildim. Ben dedim ki kardeşim buna gerek yok. Ucuz kahramanlığa gerek yok. İşine bak, yoluna devam et. Çünkü bu bir yargı süreci devam ediyor.